emeğinin çok çok yüksek olduğu bir iş. Biz sabah en az 6.30'da kalkmak zorundayız. Çünkü çok fazla malzemeyle gelmek zorundayız. Bunların hazırlanıp araca yüklenip buraya gelmiyoruz. 8.30'da başlıyoruz. Giderken aynı şekilde yine hem ürünü hem bu malzemeyi toplayıp gidiyorsunuz. Eve gitmekle bitmiyor işiniz. Topladığınız zeytini evde işte kalitesine göre boylamanız gerekiyorsa boyluyorsunuz. Yağ gidecekse yağlığını ayırıyorsunuz falan. Yani gece yatana kadar diyebilirim yani. 11'e kadar çalışacağım deseniz 11'e kadar, 12'ye kadar deseniz çalışıyorsunuz, mecbursunuz. Zeytinler sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından titizlikle toplanıyor. Sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor. Niye lan? Ben atayım diye ya, aklı diyor ünlü olmak. Aklı ünlü olacak bu yaşa. Gün boyunca toplanan zeytinler daha sonra araçlara yüklenerek evlerde elekten geçirilip kalitesine göre ayrılıyor. Sabah geliyoruz yarın, ilk önce altlarını topluyoruz. Ondan sonra işçiler geliyorlar, yaygılarımız yayılıyor. Sirkeleyenler zeytinleri sirkeliyor. Bayanlar taraklarla kalanları temizliyor. Yani günü böyle tamamlıyoruz akşama kadar. Fabrikalara götürülen ürünlerden bazıları sofralık olarak ayrılırken bazıları da yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağ birbirinden ayrıştırılarak zeytinyağına dönüştürülüyor. Üreticiler verimleri olumsuz etkileyen faktörler için destek bekliyor. Zeytin sineğe zararlısı var. O konuda çok sıkıntımız var. Üst üste ilaçlamalar yapıyoruz falan. Bunlarla mali yönden bizi çok zorluyor. Bu konuda bilimsel bir destek alamıyoruz. Şurada 100 kilometre uzağımızda üniversite var. Ama bir tane üniversiteden, ziraat fakültesinden bir bilim insanı gelip de bu bölgede ya bu sinek niye, bununla nasıl mücadele ederiz?